Merhaba değerli arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizinle bu mecrada, yani YouTube'da daha önce yapılmamış bir tarzda güzel bir solfej çalışması yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi elimde kısa sap bağlama var. Bu kısa sap bağlamanın karar sesi Si. Sizin muhtemelen Si'dir, La'dır veya Do'dur, fark etmez. Çok basit bir yöntemle eserle beraber rahatlıkla çalabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu ölümsüz eserle beraber aynı süslemeleri uygulayarak, aynı çalma tekniklerini uygulayarak güzel bir solfej çalışması yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu eseri birebir çalmak istiyorsanız öncelikle kelepçeye ihtiyacınız olacak. Benim bağlamamın karar sesi Si. Akort cihazında B harfi olarak çıkıyor. Normalde kısa sap bağlamada karar sesi nasıl veriliyor? Eşikten itibaren 1, 2, 3. Orta telin 3. ve alt telin 3. perdesine bastığımızda çıkan ses bizim bağlamamızın karar sesini veriyordu bize. Şimdi Si karar sesi için eşikten itibaren 3. perdeye basıyoruz ya arkadaşlar. Bu sefer kelepçeyi taktığımız zaman kelepçenin olduğu perde bizim eşik oluyor. Dördüncü perdeye kelepçeyi taktıktan sonra ne yapıyorum? 1, 2, 3. yine orta tel ve alt tele basıp çıkan sese bakıyorum arkadaşlar. Re sesi çıkaracak. Musa Eroğlu'nun ölümsüz eseri Halil İbrahim türküsü Re karar sesiyle çalınıyor arkadaşlar. Fakat size dediğim gibi kelepçeyi çıkarıp Si karar sesi üzerine gösteriyorum. Sadece birebir çalmak isteyen arkadaşlarımız, aynı sesi elde etmek isteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bu türkünün karar sesi Re değerli arkadaşlar. Eserle birebir aynı süslemeleri uygulayacak şekilde sizinle notalarını paylaşacağım. Şimdi kelepçeyi çıkarıyorum ve Si karar sesi üzerinden gösteriyorum arkadaşlar. Ama eserde uygulanan parmak hareketleri ve süslemelerini birebir uygulayacağız. Hazırsanız solfeje geçelim. Eserin solfej çalışmasına geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu ve benzeri ölümsüz eserlerin birebir solfejinin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Ve tabii kanalın topluluk sekmesinde yaptığım anketlere katılabilirsiniz arkadaşlar. En azından o hafta ne olacağına dair bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bazen solfej çalışmalarımız olacak, bazen farklı egzersiz çalışmalarımız olacak. Çeşitli içeriklerimiz olacaktır muhakkak. Dilerseniz kelepçeyi az önce söylediğim gibi takayım. Re sesine bakayım arkadaşlar. Bu arada kelepçeyi taktığım için biraz ses cızırtı yapabilir. Lütfen kusura bakmayın. Bakın şimdi. Kelepçemi çıkarttım. Belki kelepçeniz yoktur diye düşünüp Si karar sesi üzerinden gösteriyorum değerli arkadaşlar. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Eserimiz süslemeleriyle beraber aynen şu şekilde başlıyor. Yani mi fa mi fa re mi do re dedik arkadaşlar. Acele etmiyoruz. Mi fa mi fa re mi do re. Mi fa derken arkadaşlar fa da süsleme yapıyoruz. Mi fa mi fa re mi do re ve mi derken arkadaşlar orada da süsleme yapıyoruz. Zaten burada iki yerde süsleme var. Mi fa mi fa re mi do re. Bakın süsleme yaparken aslında ben de sesimi süslemeye göre ayarlamaya çalışıyorum. Daha iyi anlayabilmeniz adına. Mi fa mi fa re mi do re. Solfej yapmadan, süsleme yapmadan, gayet basit. Son kez mi fa mi fa re mi do re re. Ekstra re ekliyoruz buraya arkadaşlar çünkü geçişle burayı birleştireceğiz. Mi fa mi fa re mi do re re mi re mi do. Mi, re, mi, do. Mi derken arkadaşlar fa'ya bir tane vurun öyle re'ye geçin. Mi, re, mi, do. Mi, re, mi, do. Mi, re, mi, do. Buraya kadarki kısmı birleştirelim. Mi, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, mi, re, mi, do.
Daha sonra şöyle devam etmiş arkadaşlar. Yani re mi re mi do re si do. Bak do derken do'ya süsleme yapıyorum yüzük parmağımla. Do re mi re mi do re si do. Ve re mi derken arkadaşlar mi'deki süslemeyi unutmuyorum. Re mi re mi do re si do. İki yerde süsleme var bu kısımda. Re mi re mi do re si do. Arkadaşlar bu süslemeyi uygulayabilmeniz için sizin de notayı aynı şekilde söylemeniz gerekiyor. Yani şu re mi re mi do re si do. Aynısını söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Söylerseniz daha rahat uygularsınız. Re mi re mi do re si do. Sonraki geçiş re si do la. Re si do la. Fakat şunu yapıyorum. Re'ye vururken aynı anda fa'ya da çarpma yapıyorum. Re si do la. Re si do la. Yani şu. Daha estetik oluyor ve buradaki süsleme o şekilde arkadaşlar. Re si do la. Birleştirelim. Re mi re mi do re si do. Re si do la. Az önceki kısımla bu kısmı birleştirelim. Hızlı gittim. Daha yavaş. La'da kaldım arkadaşlar. La re do re si do la si. Bak sadece si'de yapıyorum süslemeyi. La re do re si do la si. Dikkat ettiyseniz ilk do'da buradaydım. İkinci do'da serçe parmağımı kullandım. La re do re si do la si. Si. Ondan sonraki birleştirme geçişi. Do la si sol. Bir daha do la si sol. Son kez do la si sol. Birleştirelim. La re do re si do la si. Do la si sol. Tabii ki bu do la si sol arkadaşlar daha yumuşak bir tezeneyle çalmaya çalışalım. Çünkü bu ara geçiştir. Yani birleştirme geçişi. Bakın. Ara geçişi arkadaşlar. Onun için daha yumuşak çalalım. Sesi daha az gelsin. Buraya kadarki kısmı birleştirelim. Yavaş bir tempoyla. Ondan sonra şu geliyor arkadaşlar. Yani sol do si si la si sol la. Nota geçişleri karışık olduğu için söylerken ben de zorlanıyorum. Sol do si si la si sol la 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 la. Sondaki la 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 kısmını unutmayalım. Sol do si si la si sol la 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 la. Son kez. Sol do si si la si sol la. Burada arkadaşlar serçe parmağınıza çok iş düşüyor. Ben serçe parmağımla yapamıyorum hocam diyorsanız arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz. Sol do si si la si sol la 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 la. Evet şimdi bakın kelepçeyi takıyorum arkadaşlar. Eserle beraber çalacağım ve size gösterdiğim süsleme tekniklerinin hepsini uygulayacağım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Umarım telif yemem bu arada. Thank you.
burası tekrarlanıyor. Tekrarlanırken şöyle bir süsleme var. O süslemeden sonra aynı notaları birebir uyguluyoruz tekrardan. Şunu yaptınız ya. Yani mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, mi, re, mi, do. İkinci saz bölümünü tekrar çalarken şöyle bir değişiklik var. Mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, do, re, re, mi, re, mi, do. İlki nasıldı arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz. Mi, fa, mi, fa, re, mi, do, re. Bu nasıl? Mi, sol, fa, mi, fa, re, mi, do, re diyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki notalar aynı zaten. Daha sonra söz bölümüne geçiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu kısmı çaldığınızı tahmin ediyorum. Ve söz bölümü şöyle başlıyor değerli arkadaşlar. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Siz de eserle beraber söyleyin. Sol, sol, la, 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 sol, fa, sol, fa, mi. Sol, fa, mi de arkadaşlar geçiş bu arada. Sol, sol, la, 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 sol, fa, sol, fa, mi. Yani şu. Bakalım arkadaşlar, eserle beraber deneyelim. Bakalım aynı şeyi mi yapıyoruz? Dinleyin. Söz bölümü sadece. Evet, aynı geçişmiş. Tekrar gösteriyorum. Sol, sol, la, 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 sol, fa, sol, fa, mi. Daha sonra şöyle devam ediyor. Yani re mi 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 re mi do re. Dikkat ettiyseniz süsleme yapmadım. Çünkü söz bölümü arkadaşlar, zaten süsleme yapmıyoruz. Re mi 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 re mi do re. Ve şöyle bir geçişle devam ediyor. Si do la si do la. Tekrar gösteriyorum. Re mi 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 re mi do re. Daha ağır bir tempoyla gösteriyorum. Re mi 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 re mi do re si do la. Söz bölümünü buraya kadarki kısmını birleştiriyorum. Sonra bir daha sol sol la 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 sol fa sol fa mi. Re mi 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 re mi do re. Evet arkadaşlar, ikinci kısmı çalınca bu sefer si do la yerine farklı bir geçiş yapacağız. Bakın, kafanız karışmasın. Söz bölümünün baştan buraya kadarki kısmını birleştiriyorum. Sol sol la 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 sol fa mi re mi 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 re mi do re si do la. Bunu yaptım ya, sonra bir daha. Sol sol la 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 sol fa mi 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 re mi do re. Bu seferki geçişim şu değil. Şu arkadaşlar. Yani mi do re mi do re. Birleştiriyorum. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Aynen şunu yapıyoruz. Bakın şurada geçişi yaptınız ya. Mi do re. Sonra re mi 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 re re si do. Bir daha re mi 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 re re si do. Son kez re mi 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 re re si do. Eşkıyadan da beter kısmı arkadaşlar. Re mi 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 re re si do. Sonra re si do la. Az önce gösterdiğim geçiş. Re si do la. Sonra la re do re si do la si. Bir daha
La re do re si do la si. Son kez do'yu orta perdeden la re do re si do la si. Geçiş do la si sol. Ondan sonra söz bölümü yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Sol do si si la si sol la. Az önce gösterdiğim için böyle hızlı gidiyorum. Bildiğinizi varsayıyorum. Sol do si si la si sol la. Evet arkadaşlar, yani söz bölümünde dikkat etmemiz gereken ilk kısımlar, daha sonrası zaten bildiğiniz bölümler. Şimdi kelepçeyi takarak değerli arkadaşlar söz bölümünü çalıyorum. Dikkatli bir şekilde takip edin beni. Bakın. R karar sesi yaptım. Ondan sonra kısım aynı. Şimdi arkadaşlar söz bölümünü bir de si karar sesi üzerinden çalayım. Sonra solfejimi bitireyim. Sonra arkadaşlar saz bölümü giriyor. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.